sular bulanmazsa durulmaz. Tamam mı? Bir, iki. Eğer onların Türkiye'ye gücü yetmiş olsaydı, şimdiye kadar her yerden saldırırlardı. Amerika, Rusya falan hepsi dahil. Tamam mı? Bu işin sonu bizim zaferle bitecek. Nokta. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bilindiği üzere dün akşam geç saatlerde İdlib'de askerlerimize hava saldırısı düzenlendi. Bu hava saldırısını Rusya üstlendi. 33 tane şehit haberi geldi. Bu acı haberle ülkemiz yasa boğuldu. Buradan şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyoruz. Yaralıların olduğu bilgisi de geldi. Biz de sokağa indik. Halkımıza düşüncelerini soracağız. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. Bu konu hakkında neler düşünüyorlar? Suriyeliler hakkında neler düşünüyorlar? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını halkımızdan öğrenelim. Halk neler düşünüyor? Söz sizde. Ben şimdi bizim de içimiz acıyor. Yani hani biz de şehit haberini durunca içim burkuldu yani. Hani bu şehit haberlerini duydukça biz de yani çok etkileniyoruz yani. İnşallah bundan sonra gelmemesini temenni ederiz ama savaştayız. Mecbur geliyor, yapacak bir şey yok yani. Hani şehitlik de büyük mertebe olduğu için biz yine de hani ses çıkartamıyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'e Rabbim komşu eylesin diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Olmaması gerekir ama oluyor. Peki bu Suriyeli mültecilere sınır kapıları açıldı. Artık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Avrupa Birliği'ne geçiş sağlayabilirler dedi. Sınır kapılarını açtılar. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aslında geç kalınmış bir karar bu. Bu daha önce alınacaktı bu karar yani. Bu Suriyeliler yani hani gelsinler tamam bunlar bize Müslüman ümmeti ama bunları direkt Avrupa'ya gönderecekler. Yani bu kadar da olmaz yani. Şimdi biz de hani hükümete bu Suriyeliler konusunda tepkiliyiz yani. Tepkimiz çok. İnşallah yani giderler yani. Bir de onlar görsün bakayım yani bunları Avrupa'ya gitsin. Yaşasınlar, Avrupalı da yaşasınlar bu Suriyelilerin ettiklerini, yaptıklarını. Şimdi burada bizim askerlerimiz şehit oluyor. Onlar burada nargile keyfi yapıyor, eğleniyor. Bu da bizim içimize sinmiyor yani. Yani bir halk olarak gerçekten yani acı bir durum bu. Yani bunu yani devletimize de rica ediyorum yani. İnşallah düzeltir yani. Bunlar burada keyif yapıyor. Bizim askerlerimiz orada devamlı şehit düşüyor yani. İçimiz yani tabii. Şehitler için olmaması lazım, gitmememiz lazım ama gittik. Büyüklerimizin bir bildiği vardır muhakkak, baştakilerin. Benim oğlum da uzman çavuş. Nerede? Da, Çanakkale merkezde. Onun da ayrı üstü var. Haberleri seyretmek istemiyorum, inanır mısın? Akşam 22'ydi, sabah kalktım 33 olmuş. Şimdi duydum 170-180 diyorlar, bilmiyorum ne derece doğru. Ne kadar çoğalırsa o kadar üzülüyoruz, değil mi? Evet. Bayanlar ayrı üzülüyor. Mehmetçiklerimize Allah sabır versin yakınlarına. Allah rahmet eylesin. Konuşamıyorum ya. Çok acı bir durum. Acı biz bir de söylerken, sorarken halkımıza yutkunuyoruz. Evet. Yani aynen. Kelimeler boğazımızda diziliyor. Biz tabii halkın neler düşündüğünü öğrenmek istiyoruz bu konu muhakkak hakkında. Muhakkak tabii. Vatandaş aynı benim gibi düşünüyordur. Bugün baktım ben Suriyelilerin çoğu dükkanı kapalı. Korkudan kapatıyorlar. Benim Mehmetçiğim orada gidiyor savaşıyor. Onlar burada yaşıyor. Doğru mu? O da ayrı bir konu. Ama merhamet sarabımız da ayrı basıyor. Evet. O çocuklar, o masumlar, mülteciler. Değil mi? Evet. Onlara da Allah yardım eylesin. Türkiye sınırları açtı biliyorsunuz. Sınır kapıları açıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açması gerekiyordu, açtı. Açması lazımdı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı. Doğrusu da bu yani. Açılması yani, sınır kapılarının açılması. Peki Türkiye'nin bundan sonraki süreci ne olur sizce? Türkiye'nin bundan sonraki süreci dış ülkelere bağlı. Rusya oraya bağlı. Ben biraz da Rusya'nın şey oldu diye düşünüyorum. Etkisi. Etkisi var diye düşünüyorum. Benim düşüncem tabii. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada Suriyeli serbest geziyor. Savaş bizim asker orada ölüyor. Burada ne arıyorlar ki? Toprağımız değil, bir şey değil. Suriye'nin burada durması bir kere hatalı. Benim görüşüm bu. Vallahi sınır kapılarını açsın, bir an evvel geçsin de bunlar. Ne olacak bunu? Bedel hep biz, Türkiye bedel ödüyor durmadan. Vallahi hakkımızda hayırlısı diyeyim, ne diyeyim ben, bir şey diyeyim. Şu anda söylerken bile
sözcükler boğazımızda diziliyor. Evet. Yutkunarak söylüyoruz, soruyoruz sizlere, halkımıza. Evet. Bildiğiniz üzere şehit haberleri geliyor. Evet. İdlib'de bir saldırı düzenlendi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi sizlerden alacağız. Söz sizde. Söz bizdeyse şimdi şöyle, bu konudaki hakkında bizim orada aslında Türkiye olarak işimiz yoktur. Kendi sınırlarımızı sağlam tutsak bu insanlara yazık oluyordu. En az orada 100 kişi ölmüştü. 100 kişi de 1000 aile eder bu. Biz de bu acıyı paylaşıyoruz ama bir şey yapamıyoruz şu an. Beklemedeyiz. Bir soru daha soracaktım. Bu şimdi Türkiye sınırlarını açtı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sınır yanlış. Kapılarını açtı. Suriyeliler artık geçiş yapabilir. Yanlış. Yanlış. Peki neden sizce? Benim düşüncem olarak yanlıştır. Neden yanlış diyoruz? Hükümetin politikasında. Peki doğrusu ne olabilir sizce? Siz olsaydınız ne yapardınız? Ben sınırlarımı sağlam tutardım. İltica kabul etmezdim ben düşüncem olarak. Ya, sınır kapılarını şöyle açtı. Artık dedi ki Suriyeliler sınırdan geçebilir. Avrupa Birliği ülkelerine rahatlıkla geçebilir dedi. Geçemez. Hep oyun. Amerikan'ın oyunu. Geçemez mi diyorsunuz? Geçemez. Hanımefendi, bildiğiniz üzere şehit haberleri geliyor. Biz de bunu sorarken boğazımız düğümleniyor. Sormakta da çok zorlanıyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz acaba? Söz sizde. Vallahi bu hassas konu işte. Ne diyeyim? Tadımız tuzumuz yok. Şu an hiçbir şey diyemeyim desem inan diyemiyorum. Allah rahmet eylesin. Allah sonumuzu hayır etsin. Hiçbir şey diyemiyorum. Şu an bir şey konuşamıyorum yani. Sabah uyandık ki böyle bir kara bir haber. Allah yardım etsin sahiplerine. Çok zor bir durum. Yani böyle bir şey de konuşamıyoruz yani. Ne diyeceğimizi şu an hiç bilmiyoruz. Ağzımızdan yanlış bir şey çıkar, bir şey olur. Ya konuşacak bir şey yok ki zaten. Ne konuşayım? Her şey ortada. Yani ne anlatayım? Şu an yani çok kötüyüm diyebilirim. Dün geceden beri acımız büyük. Haberini geç vakitlerde aldığımızdan dolayı sabahına uyananlar acı haberle uyandılar. Türk milletinin başı sağ olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yani onlar burada sefa sürerken bizim şehitlerimiz, askerlerimiz orada cefa çekiyor. Yani kendilerinin de aslında buna müdahale etmeleri lazım. Bunları burada boş tutuyorlar. Yani kendiler de bir nevi olsa bile ülkelerini kurtarmaları için ellerinden gelenleri yapmasını diliyoruz ablam. Bizim de tek istediğimiz, yani kendiler burada sefa sürerken bizim orada cefa çekmemiz yanlış yani abla. Bu kadar. Ama gözle gözüken bir de savaş var yani. Türkiye'nin üstüne şer odakları toplu halde geliyorlar. Metanetli olmak lazım. Yani halkımızın da yani şu an gözlü gibi birkaç arkadaş Suriyelilere karşı ileri geri konuşuyorlar şunlar. Aslında birlik olmak lazım yani. Ya aslında onlar yurt dışına giderken kendi ayaklarına sıkıyorlar yani. Onlar Müslümanları sevmiyorlar. Avrupa kafir bir millet yani. Müslümanları sevmezler yani. Giderekten kendilerine zarar veriyorlar yani. Ya umarım ki ne iyi olacak. Çünkü Rusya ile bir anlaşmalarımız var. İnşallah daha güzel olacak yani. Peki teşekkür ederiz. Bizi ya bu beleden çıkarsın ya köye gelsin hasretiniz olsun. Biz köyde aynı burada hak sahibiz. Sen burada neye sahipsen biz de köyde ona sahibiz. Sana oy veriyor. Gelip sormuyor. Gelip araştırmıyor. Köyde perişan adam çok. Milletvekili. 25 milyon maaş alıyor gelip sormuyor. Ha şehitlerin şimdi şöyle. Suriye'de bunlar hep şehit oluyor Müslümanlar. Suriye'nin adamları buradan sonra diyor, geziyor, yiyor. Bunları götürmüyor oraya da buradan adamları kızılıyor. Yazık diye mi, günah diye mi? Bu Osmanlı torunu Türkiye. Bunları götürse oraya olmaz mı? Her sokakta 50 tane Suriyeli var. Gittin savaştınlar. Hocamız burada tarih öğretmeni, bak, iyi dinleyin. 124.400 peygamber gelmiş buraya. Bunların hepsi bir savaşı yapmamış. Burada belediye başkanı. Şurada oturup boş yemek yiyor. Biz hep köylüyük. Bunlara oy verdik. Milletvekillerine oy verdik. Gelip de köylüye halın nedir diye sormuyor. Bir avuç su varsa gelip onun parasını alıp çekip gidiyor. Hani belediye başkanı? Buraların hepsi boş. Bacağı açık adam. Hazırlık yapıyor boşa. Onlar gelecek. Yemeği onlar yiyor. Devlet bunlar kibiriyor. Peki teşekkür ederiz. Sizler neler söylüyorsunuz? Siz şöyle söyleyin.
Tamam. Devletin sınır geçici bunlar.